sembollerin kendi hayatında ne işe yaradığını görüp öğrenebilmesi gerekiyor. Hayat sembollerini okuduğu formülleri kendini okumada, hayatın daha inceliklerini okumaya ve oradan da daha üst basamaklarda anın bilgilerini ki artık o bilgiler tesir ve titreşim olarak öğrenmeye ve anlamaya kadar onu götürebilir. Ki ondan sonra da zaten artık zaten e, ...uyanışla ilgili haller meydana geliyor. Biliyorsunuz mesela biz bir çalışma başlatmıştık. E, şimdi onlarla ilgili hatta dün de Instagram'da arkadaşlarımızdan bir tanesinin bir... ...buna gerek yok muymuş artık? Tamam. E, bir arkadaşımız var. Dün Instagram'da onu paylaştım. Şimdi tabii Türkiye'nin dört bir tarafında şifa yolcuları var. Kendi kasabalarında, kendi şehirlerinde teker teker... Şimdi YouTube devam edeyim artık? Evet şimdi artık biraz da YouTube'a bakalım. Ee, benim telefonumu kapatabilirsiniz zannediyorum yanlışlıkla anıyor. <laughs> ee, çeşitli e, şehirlerde kasabalarda şifanın yolcuları e, gerek yaptığı çalışmalarla gerek e, çeşitli böyle e, farkındalıklarını anlatarak aktararak topluma faydalı olmak durumundalar ve e, çok şükür hem kendi rüyaları kendi hayat rüyalarındaki dönüşümleri bize anlatıyorlar paylaşıyorlar ve ben de dün bir tanesini sizlerle böyle paylaştım e, ve çok şükür ki e, sadece Türkiye'nin değil dünyanın dört bir tarafından e, bu gelişim haberleri geliyor şimdi onlarla yeni bir yolculuğa yakında başlayacağız onlarla ilgili de onlara bilgiler girecek e, diğer taraftan da e ee, bu konuyla ilgili çalışan arkadaşlarımızı 2021 martından sonra yeni bir sınav yapacağız. Onlarla ilgili hani kimler katılabilir 2021 ile ilgili yapıp yapmamayı da tabii o zaman değerlendireceğiz. Tesisler, enerjiler ya da hayatın rüzgarları nasıl gidiyorsa onu da bilmiyoruz ama talep edenlerle 2021'de ee, ilk bardan sonra dediğim gibi ilk barla birlikte e, belki yeni şeyler açılacak çünkü bu konularla ilgili bayağı bir sorular gelmiş onlara da yanıt verelim ama tabii ki e, dünyanın da ne kadar e, güzelliğe doğru gittiğini e, hepiniz seyrediyorsunuz bakın olanları e, işaretleri müthiş bir keyifle izleyin yani. İçiniz kıpır kıpır olsun ki bu yolu, bu yöntemi, bu sistemi müthiş bir mekanizma yönetiyor arkadaşlar. Yani ilahi irade kanunlarıyla hayat öyle mükemmel bir şekilde idare ediliyor ki, evet her birimiz kullar olarak kimisi işte belki dünyanın para yöneticileri, devlet yöneticileri, mekan yöneticileri kendine göre bir şeyler roller yapıyorlar ama bilin ki bütün bunların tepede bu sistemi yöneten var ve her birimiz için hayırla bunu gerçekleştirebilmek için rolleri dağıtan var. Onun için gelecekte dünyada olabilecek farklı olayları da bu şekilde değerlendirin. Yani her birimizin hayrına ruhunun gelişebilmesi için olaylar diye düşünün. O zamanlarda eğer herhangi bir maddeyi fazla sahiplenerek tuttuysanız, herhangi bir alanda takılıp kaldıysanız, bir düşünce, bir fikir, bir inanca sabitlendiyseniz sizi oradan kurtulmaya, kurtarmaya yani kıyam ettirmeye, uyandırmaya sipariş ettiğiniz olaylar geliyor. Bunların her bir tanesi bizim hayrımıza olduğunu her zaman hatırlayın. Hiçbir vakit gerçekleşecekler sizin zarar ya da size kasıtla yapılmış bir şey olmayacak. Her bir tanesi varlığın gelişimi ilerleyebilmesi için bir ikram niteliğindedir. Ama sen herhangi bir şeye sanki bu gerçekmiş gibi fazla yapıştıysan, fazla tutunduysan rüyanın içinde o elinden alınırken belki üzülebilirsin. Fakat verilecek olan daha baki şeyler var. Faniyi belki bırakırken çok daha ruhsal, manevi gelişimimiz için bir sürü ikramlarla karşılaşacağız. Onun için her biriniz neyin asıl, neyin belki sanal olduğunun bir daha yeni bakışını yapmak durumundayız. Tekrar şimdi konumuza dönelim hem de. Şimdi dedik ya arkadaşlar birçoğunuza kendinizi eksik görme öğretildi. Peki madem biz eksiyiz, o zaman hadi bir şeyler yapalım. Ne yapalım? İşte e, kendini e, geliştirme ile ilgili kurslara katılalım. E güzel mi? Güzel. E, manevi sistemler yapalım, ibadetler yapalım, işte şunları yapalım. E güzel mi? Güzel. Fakat şimdi burada şuur altına verilen bir mekanizma var. Sen yetersizsin, sen eksiksin, onun için bunları yapıyorsun. Bakın burası tehlikeli bir nokta. Yani sen beceremezsin, başaramazsın diye değil ama tabii ki basamaklar var mı? Var. Senin de şu anda bir tekamül basamağında olman demek herhangi bir şey yapamaman demek değildir. Burada şu soruyu soruyorum. Eğer zaman yoksa zaman olmadığı yerde mekan da yok. Öyleyse bizim bu alem için bu sistem için bir tekamül var. Bir sıralama ve kronoloji var. Doğuşlarınızın, gelişlerinizin ve bu dünya üzerinizde yaşadığınız her bir sistemin an içinde var olup yok olduğu bir yer ve an da var. Değil mi? Yani sizin baş zannettiğinizin son son zannettiğinizin baş olduğu yerler de var. Onun için buradaki kısıtlı düşüncelerimizi değerlendirdiğimiz bir hal. Bizim çok geri ve ekside aşağıda gördüğümüz bir varlık o zaman dilimindeki seyrettiğimiz bir durum, bir canlı. Onun bütünsel sistem içerisindeki durumunu, yerini herhangi birimizin tayin etme bilgisi yok. Zaten yetki de yok. Yetki verilenler var tabii. Ama burada şu var. Biz herhangi bir varlığı daha aşağıda ya da başka bir varlığı daha yukarıda görme halimiz tamamen bizim zanlarımızla alakalı bir şey. Oysa ki her işin bir doğal olarak görevlisi var. Ve o görevi yapmak üzere o varlık orada. Ve siz de bu hayatı yaşamak üzere bu donanımla gelmeyi seçensiniz. Şimdi bu seçen dediğimiz zaman ilk defa bizi dinleyen arkadaşlar bazen ya yani nasıl bu anneyi ben mi seçtim bu babayı biz videolarımızı seyredecekler. Canlı yayınlarda bir sürü yüzlerce insan içerisinde yaptığımız buna itiraz edenlere nasıl Hemen bilgisini an içinde verildiğinin yüzlerce videosu var ki zaten e, yine e, böyle bir şehir şehir gezmelere başlıyoruz inşallah e, Anadolu'nun çeşitli şehirlerine sadece o şehri haberdar edeceğim o şehirdeki insanları işte e, bir yerde imzaya toplayacağım ve oralarda yine sohbetlerimiz muhabbetlerimiz anda buluşmalarımız. Sosyal mesafeli bir şekilde olacak. Ee, onun için kitabını al gel bir tane cevap hakkın var ve bir imza hakkın var diye böyle bir e, çalışmalarımız yine olacak. Şehir şehir e, böyle birkaç hafta böyle bir şeyimiz var. Güzel yerlerde konaklayacağız, güzel şeyler yiyeceğiz, halleşeceğiz, sohbetler yapacağız. E, halleşmek üzere böyle bir, bir iki haftamız var sizlerle. Onun dışında arkadaşlar, dedik ya, birçoğunuz kendinizi kıyaslıyorsunuz. Onun boyu daha uzun, benimki daha kısa. Ben daha inceyim o daha şişman. Şimdi, bu kıyas metodu evet, bazen kıskançlıkla sizi harekete geçirebilmek, bazen de e, ilerleyebilmek ve yenilenebilmek için sizlerde çeşitli güdüler meydana getirdi ve faydası da olmuş olabilir. Fakat... Şimdi hakikat yolcuları için ise durum böyle değil. Artık bu halden özgürleşmemiz önemli. Yani bildiklerimiz ve bize aktarılan bazı şeylerin daha derinini ve daha içeriğini, içini de görmek durumundayız. Hani nasıl Mevlana diyor, Kur'an'ın diyor yedi kat manası vardır. Halkın diyor hani alelade olan kısmı bunun birinci kat manasını alır. Ama halkın ileri gelenleri daha derin manalarını düşün yedi kat diyor sembolik olarak o da farklı manalarını alır ve kullanır diyor. Her bilginin aslında içeriği bu şekildedir. Onun için mesela şimdi Kaderin Kodu kitabını okuyan insanlar bakıyorlar. E, birinci okumada bir şey anladı, ikinci okumada başka bir şey anladı, üçüncü okumada başka bir şey anladı. Çünkü iç içe katmanlar ve aynı zamanda siz geliştikçe görecekleriniz var. Şimdi bazısı da diyor ki ne kadar basit bir kitap. Bazısı da diyor ki ne kadar derin ve içeri olan bir kitap. Herkes kendindekini görebiliyor. Onun için mesela ki güzellikle ilgili güzellik doğumu kitabımızda da bunu daha da çalışmalar için açtık. Ve orada hayatları güzelleştirebilmek için emin olun güzellik doğumu kitabının içindeki çalışmaları uygulayanlarınızın hayatlarındaki güzellikler artmıştır. Bunlarla ilgili zaten şimdi hani hatta e, şimdi bazı e, bilgi ve ürünlerle ilgili arkadaşlarım şimdi şey yapmış. Mesela Bion Smart kullananlar demiş e, ne faydalar gördü diye böyle bir mail sayfası açmışlar. Yani gerçekten e, yaptığım bir ürün için çok gururlandım mesela. Çok hoşuma gitti. Yani insanlar o kadar güzel şeyler yazmışlar ki dedik hatta sadece e, isim ve soy isimlerin baş harfi e, beş element sistemiyle yapılan işte Bion Smart Plus ve Bion Smart Balance'ın ne faydalar getirdiğini yani binlerce insanın bu kadar güzel mesela faydalanmış olması, şifalanmış olması gerçekten çok hoşumuza gitti. Fayda vermişiz. Onun için hepiniz kendinize, hayatınıza, topluma Nasıl faydalı olurum diye çalışın. Bu dünyadan giderken en güzel kuracağınız vakıf, en güzel alacağınız belki mükafat başka insanların duasıdır. Bu duayı aldığınıza siz kendiniz bilir ve emin olduğunuzda kendi kendinizden rıza gösterirsiniz. Kendine rıza vermeyene Allah rıza vermiyor. Bakın yani sen yaptığın işin faydalı olduğuna emin olacaksın. Hatırlarsanız Hz. Muhammed veda hutbesinde insanlara helallik soruyor değil mi? Ben görevim hakkıyla yaptım arkadaşlar diyor. Kendisi biliyor ama kulağına bir daha duyuruyor. Gittiği yerde bak ben görevimi yapmışım çok şükür. Onun için sizler de çevrenizden alacağınız dualarla kulağınıza da duyurun yaptığınız faydaları ben bu alandaki görevimi hakkıyla yaptım. Emin olun para ihtiyacınız kadar size zaten verilecektir. Hiçbirimiz rızkımızdan öte bir şey kazanamayız. Ben yıllar evvel 4-5 tane ayrı işte böyle farklı farklı işler yapıyordum. Fakat bakıyordum bir tane iş yaptığında da aynı parayı kazanıyordum, beş tane iş yaptığında da aynı parayı kazanıyordum. Diyordu ki sistem rızkın bu kadar. E o zaman sadeyi seç diyordu. Onun için rızkımız kadar bize bir şey verilecek. Tabii ki emek göstereceğiz, emek vereceğiz. Fakat kazanacağımız paralar tat versin, keyif versin. Yani ne olsa bu dünyada her birimizin kanlı doyacak. Dünyada açlıktan ziyade aç insanların peki ölümü var, açlığı var, açlıktan ölümü var. Öyleyse burada bu eminlik ile rızkınızı dileyin, aşırıya gitmeden bilin ki bu dünyada doyurulacaksınız korku ve endişeye kapıldığınız ölçüde ise korktuklarınızla buluşuyorsunuz. Şimdi bazıları şöyle diyor. Ya diyor siz böyle söylüyorsunuz ben çok korkuyorum diyor. Bak bunlardan tamam da niye korkuyorsun? O korku çünkü senin potansiyelin içerisinde gördüğün, şahitlik ettiğin konuların içinde taşıdıkların, yüklerin bırak onları. Emin ol. Allah'ın sana vereceğinden emin ol. Güzellik dilediğinde güzellikle buluşacağından emin ol. Korkuya odaklanıyorsan içinde o korkunun tohumları var. O, onları beslemediğinde onlar çiçek açmayacak. Korku olabilir. Her birinizde ölüm korkusu yok mu? Ki hatta bu da faydalı bir şey. Belli bir ölçüsü. Bu dünyada işini bitirmeden gitmeyle ilgili korkusu olanlar da var. Yanlış yapma korkuları olanlar da var. Fakat aklımıza, bize verilen emanetlere güvenerek, dilediğimizde dilek kapısını doğru şekilde açarak, dileğin mekanizmasını doğru şekilde kullanarak ki bunlarla ilgili bir sürü videolarımız ve sistemlerimiz var. Hani geçenlerde de böyle birik, bir tane böyle bir şey çıktı ve bayağı da yoğun takipçisi var. Birisi hani böyle önermelerde ee, yani sanki böyle hemen böyle yapıyorsun bir şey sana veriliyor. Hemen dile şöyle yap olsun. Arkadaşlar her şeyin bir mekanizması var. Aklınızı kullanın. Kainatın müthiş bir yaradılı sistemi var. Yani evet toplama çıkartma da bir matematik ama... Ne integraller, ne algoritmalar var bu sistemin içerisinde. Onun için e, her zaman aklımızı kullanarak ruhsal bilgileri de hayatımıza geçirelim. Hani bazen görüyorum, özellikle bu mekanizmaları zayıflatmak ve insanların hani inanmayacakları uygulayıp da bak olmadı zaten görüyor musun işte bu, bunlar da böyle hani hikayeden işlermiş demek için tabii ki yapanlar da olacak kendileri de belki inanmayarak yapanlar da olacak şimdi geçenlerde bana böyle bir şey yaptılar e, askerlikle ilgili yani dediler gerçekten hani bu kadar olabiliyor mu ki bir kere daha anlatmıştım şimdi bakın ee, yıl 1991. Askere gitmek için yer bakıyorum. Önce Kuleli Asker Lisesi, ondan sonra Bakırköy Askerlik Şubelerine baktım, beğenmedim. İşte bir yer olsa da diyorum hani birkaç ay sonra da artık hani o sırada e, sağlık bilimlerini, yüksek lisansımı, tezimi tamamlamış ve gitmek üzere de artık hazırım ama nereye gideceğim yani. Ve o sırada bir sürü seminerler, konferanslar veriyorum. Hani burada İstanbul'da kalmak istiyorum. İstanbul'da da hani böyle evden takip edebileceğim, daha faydalı olacağım alanlarda da devam etmek istiyorum. Hani şuradan buradan hani uzak durmak işine değil. Her günde Yeşilyurt Spor Kulübün şeyin e, havar önden geçiyorum yeşil yurtta sahile yürüyüş yapıyorum. Önünden defalarca geçtiğim yeri o ana kadar görmemişim. Orada böyle kocaman böyle bir kartal bir baktım. Ne kadar güzel bir okul burası. İçeriye girdim. Kapıdan izin aldım. buraya yani tabii öyle kolay hemen vermiyorlar. İşte spor salonuna gideceğim dedim. Bilmem ne dedim. İçeriye girdim. Ee, orada hmm, o zaman istedim. o zaman Osman Yarbayımız var. Spor bölümü komutanı. Tabii ben onlarla daha sonradan tanışıyorum. Ee, o sıra Selçuk Yüzbaşımız birçoğu belki şu anda bizi seyrediyorlardır. Eee Sözcülük yapmaya gelmek istiyorum dedim. Sağ olsunlar bana bayağı güldüler. Nasıl geleceksin dediler. E Ben dedim şimdi yedek subay sınavlarına gireceğim. Tuzla'da. Orada işte hani böyle oluyormuş. E, burayı dedim istiyorum. Hani bir şekilde seçince gelirsin. Dediler öyle bir şey olmuyor. Yani ancak işte sen şöyle olacaksın, böyle olacaksın. Hani var mı bir torpilin yok? ailemde hiçbir asker de yok benim. Yani e, belki çok uzak akrabalardan hani vardır. Yani görüşlüm kimse de yok. Peki böyle bir şey mümkün mü? Yani bayağı bir dediğim gibi e, güle oynaya hani gezdirdiler beni. Ben o da imajinasyon yapıyorum. Savunaya girdim. Havuzları gezdim, spor salonlarını gezdim. Judo salonu var. Ne yapıyorsun ben diyorum işte bak uzakta o sporları yapıyorum onlarla ilgili. Hani oradaki e, oradaki yüzbaşımızı anlatıyorum ama yani, o da bir öğretmen orada. Üç ay sonra arkadaşlar e, piyade üniformasıyla oradaydım. Of üniformayı çıkardım. Havacı üniformasıyla orada askerliğim yaptım kaç binde bir ihtimaldi? Sadece dileyerek. Fakat o dileğin altı dolu olacak. Niye geliyorsun buraya? Hangi mekanizmayla burayı talep ediyorsun? Ki daha sonradan da bir sürü farklı şeyler duydum. Mesela ee, beni zannediyorum ilk önce başka bir yere yazmışlar, bilmem ne olmuş falan. Hani orada da bir sürü böyle formeller çıktı tabii ki harbi okulu beni istiyor. O anda hani ben de diyorum judo milli takımdayım. işte milli antrenörlük yapıyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum ama yok yani. Öyle dönem bambaşka bir dönem. 91 ve 92'yi bilenler için. Bu ve binlerce olay. Hani bu böyle çok şahitli bilmem neli olan bir şey. Evet öyle mi? 4-5 binde bir ihtimal sana gelir. Onun için eminlik çok önemli ama sakince. Verileceğinin eminliğiyle mesafenin hiçbir önemi yok. Bugün, yarın, bir saat sonra değil. Onun için şu anda her biriniz neyle buluşmak istiyorsunuz? Neyi talep ediyorsunuz? Allah'ın bize verdiği vekillik yetkisini nasıl kullanmak istiyoruz? Bakın. Şimdi bir kapak daha açtık. Vekil olmak ne demek? Onun suretinde yaratılmış olmak ne demek? Bu bilgi neden gizlenir? de gizleniyor, emin olun. Her kulağa açık bir şey değil bu. Bunun anlamı. Şimdi kişi şuna bakıyor. Hani hayat bugüne kadar getirdiği potansiyele bakıyor. Yaşadıkları E bunlar bana dışarıdan dayatılmış bilgiler. E benim yaptıklarım bu. E o zaman ben beş para etmem diyor kimisi. Ya da maddi varlığım çok iyi ama şunlar şunlar çok zayıf. İşte ya da sağlığım şunlar bunlar çok iyi ama hiç kimse şunu diyemiyor. Tam da siparişim gibi oluyor. Bazen olumsuz gibi görünen olaylar bile diyorum. Buranın altını çiziyorum. Sağlıkla ilgili, hastalıkla ilgili. şey diyelim ki ekonomik, sosyal, dünyasal. Sizin o anda belki hoşunuza gitmeyip içinizden onay vermiyor gibi gördükleriniz bile sizin hayırınıza Bakın. Ve şunu gördüm ki her birimiz istediğimiz kadar itiraz edelim. Tam da Öyleyse her birimize kendi hayatımızı yaratma yetkisi vermiş. İşte suretinde yaratılmak tabii ki yasalarla. Yani sistem sadece o yasaları kullanarak sana yaratma yetkisini veriyor. Bazıları bu yaratma kelimesine takılıyor. Yani bunu diyor mesela yaratmak sadece Allah'a mahsustur. Şimdi zaten yoktan var etmekten bahsedemeyiz bile. Ama hayal kurmak bir yaratmak değil mi? Sen hayalinde bir şey yaratmıyor musun? Bir şey şekillendirmiyor musun? Yine tabii bazen e, insanlar ince bilgi yeteri kadar nüfus edemediklerinde şekle takılıp şekille bir şey itiraz etmek zorunda hissedebilirler kendilerine. Bizim için öz önemli. Zaten sistem de bizim o özü ne kadar anlayabileceğimize bakacak. Sizin ne kadar dışarıda şekil olarak bir şey yaptığınızın hiçbir önemi yok arkadaşlar. Yaptığınız şekli şeylerin içinden öze ne aktardığınızın önemi var. Bunu da şöyle belki anlayabiliriz. Şimdi bir yere bir termal kamerayla bakılıyor. O termal kamerayla görülen şeyler sarılar, kırmızılar, bilmem neler. E baktınız ki Onun için kalbin aynası olan gözlerle irtibatlaşırız. Fakat çoğu kişi de göreceksiniz ki gözlerinizin içine bakmaktan çekinebilir. Onun için dostlarınızla, yakınlarınızla gözlerinin içine bakarak konuşun. Sevginizi, halinizi, gerçekliğinizi onlara iletin. Bakın bu hani böyle e, çeşitli zihinsel egzersiz ve çalışmalarla yapılan şeylerden bahsetmiyorum, kendi gerçekliğinizden bahsediyorum. Hayatı iyi okuyabilmek için tam olarak orada olmak durumundasın. Bakmadığını göremezsin, görmediğini bilemezsin, bilemediğini anlayamazsın, anlamadığını idrak edemezsin, İdrak edemediğin bir konuyu da haline geçiremezsin. Öyleyse önce bakışalım. Halleşelim. Değil mi? Halden anlayanlarla halleşin. Peki dışarıda şekli çok iyi kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Estetiği vesairesi ya da cüzdanı çok kabarık kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Fakat halleşeceğiniz ve tesirleşeceklerinizle buluşun ve onlardan tad alırsınız. Tadı nerede alıyorsanız orada olun. Formülü şu. Kendini nerede iyi hissediyorsun? Orada ol. Sana kendini kim iyi hissettiriyor? Onunla ol. Kendini iyi hissettirmeyen bir yerde bulunuyorsan hesap kitap yapıyorsun. Mecburiyetlerine bak. O mecbur hissetmediğin alandan çık. Çıkamıyorum. Hesap kitap yapıyorsun. Bağımlılığın niye? Neden alttan almak durumundasın? Kimin onayına, kimin bir laf söylemesine muhtaç hissediyorsun kendini ya da ihtiyaç duyuyorsun? O semtte, o yerde, o iş yerinde, o kişiyle, o mekanda ya da o halde olmak zorunda mısın değilsin. Ama neden mecburiyetler koydun? Gel bir daha bak. Onları sen koydun. Tabii ki şimdi itiraz sesleri geliyor. Ben mi istedim şöyle? Evet. Hatta bazen diyorlar ya diyorlar sen bu kadar hani e, yükleniyorsun bize hala da seyredenler kalıyor. E, hakikat bu. Ve nasıl yaptığının da mekanizması var. Ama o nasıl yaptığının mekanizmasının içinde nasıl dönüşeceğinin de bilgisi var. Yani böyle geldi, böyle gidecek diye bir kural yok. Onun için insana ve özellikle ülkemiz insanına öğretilen önemli bir şey var ki... ...bu aşağılık kompleksi içinde olmak. Yani ben herhalde 73 yılında falan ilkokula başladım. Yani e, kaç kere eğitim sistemimiz değişti bilmiyorum... Ben eminim ki yani oranın başında ee, olanlar bugüne kadar eğer gerçekten ülkenin menfaatini, çocukların menfaatini isteseydi başka şeyler yaparlardı. Ama eminim ellerinde değildi belki de. Belki de dışarının baskıları, başka sistemler bilmiyoruz. Ama şunu görüyoruz ki, Bakın ilkokuldan beri eğitim sistemimiz defalarca defalarca değiştirildi. Ve şimdi buna rağmen, bu kadar değişikliğe rağmen biz şimdi bir şey kazandık. Bütün bu değişikliklere karşı bir adaptasyon yeteneği kazandık. Ama bir kısmı da bunları kaybetti. Yani arada elenenler oldu mu? Oldu. Şimdi bakıyorsun. çocuk mesela bir eğitim şeyini anlatıyor. Sen şunu biliyor musun? Bunu bilmiyorsun. Bu maddeyi bilmiyor. Kimyayı, fiziği, feni, bilmem neyi bilmiyor. Şimdi hayatı matematiği anlamadan nasıl anlasın bu çocuk? Her birimizin matematiğe ihtiyacı var. Matematik öğretmeni olmak için değil. Hayat çünkü bir matematik ve yaradanın kurduğu bu sistem matematikle işliyor. Hatta geometriyle işliyor. Her şeyin müthiş bir geometrik ilmi var arkadaşlar. Matematiği bilmeden çocuklarınızı yetiştirmeyi bir daha düşünün. Hiçbir şey yoksa matematik kursuna yollayın onları. Fizik, kimya kitapları okutun. Okullar mutlaka ki daha iyileşiyor, daha da iyileşecek. Ama emin olun ki arada öyle olaylar yaşandı ki yani çocukların hangi hani daha Levent Kırçan'ın bu konuda çok güzel bir parodisi vardı. Hani bizim çocuk hem sınıfta kalıyor fakat kaldığında da sınıfı geçiyormuş falan diye çok dalga geçti. Hatta hala YouTube'da da var zannediyorum. Esprileri olmuştu. Hani o gün ki azdı bile. Ve bugün bakın yine bir değişikliğe uğruyor. E çünkü dediğimiz gibi bu hızlı adaptasyon yeteneklerimizi geliştirmekte faydalı olabilir ama akıllı veliler olarak çocukları fizik, kimya, matematik konularında da onlar için eğitilecekleri, öğrenecekleri kitaplar, belgeseller mutlaka tavsiye edin. Çocuklarınıza belgesel seyredecekleri mutlaka bir zaman ayırın. Eğer şu kadar film ya da şu kadar bir diyelim ki telefonla Vakit geçirecekse şu kadar da şu belgeseli öğrenecek ve onunla size ilgili gelsin, bilgi aktarsın. Ve onları onaylayın. Çocuklarınızı mutlaka övgüyle iltifatlandırın. Onların zihninde şunu olsun. Annem beni seviyor ve onaylıyor. Babam beni seviyor ve onaylıyor. Ve siz eğer yaşınız artık dışarıdan onay alma çağını geçtiyse... Şimdi siz kendinizi onaylamak durumundasınız. Çocuklarını onaylamayanlar, kendilerini onaylamayanlar, geleceklerini onaylamayan anne babalar idi bugüne kadar. Şimdi çocuklarınızı ama başarısız. Evet, bugün başarısız ama yapabilirsin. Bugüne kadar bunları bunları seçtin. Kucakla. Yaradan hepimizi kucaklıyor. Bakın Yaptığımız her davranışın ve her hareketin mutlaka bir sonucu ve bir karşılığı var. Ama sonsuz da bir imkan var. Sen düştün. Bir daha kalkamasın denmiyor sana, denmeyecek de. Hata ve suç mekanizmasını onun için bir daha değerlendireceğiz. Hata yapmamış olsaydınız bugün birçok belki de bilgiye sahip olmayacaktınız. Bu hata yapın demek değil hatalarınızı kucaklayın demek. Hata yaptığınız daha doğrusu hata diye nitelendirdiğiniz konuları yaptığınız için kendinize teşekkür edin. Evet, o gün ben bunları yaptım ama şimdi daha iyisini yapabilirim. Dikkat edin. Ne istemediklerinizi öğrendiğiniz için, ne yapmayacağınızı öğrendiğiniz için bugün ne yapacağınıza belki daha iyi karar verebiliyorsunuz. Hani terbiyeyi kimden öğrendin? Terbiyesizden. Ama illa terbiyesizden mi öğrenmek zorundasın? Değil. Ama bunlardan da ders almayı seçenlerimiz var ise hayatı suçlama ve bir hata mekanizması gibi görmekten uzak olup bir deneyim tarlası olarak görmemiz çok önemli. Biz bu deneyimlerin içerisinde gelişiyoruz, büyüyoruz ve yetişiyoruz. Bakın. Ve her deneyimimiz bizim faydamıza, bizim için geliştirici bir etken olabilir. Hele bunlardan ders alıyorsak, her birinden bir çakır, çıkarım yapabiliyorsak. Fakat eğer o olayın, o deneyimin içinde değilsen, ölüysen, orada bulunmuyorsan cansız olarak bir enerji ve frekansı bir sonraya aktarıyorsun. Öyleyse iş canlanmak, canlı olmak. Yani uyanabilmek için, canlanabilmek için bu kadar deneyimleri yaşıyorsun. Ve her an uyanabilmek için bir fırsat var. Eğer bu dünya hayatını bir uyku gibi görüyorsan ve bu uyku rüyasının içerisinden her an uyanabileceğin uyandırıcı bir tesir mutlaka var. Allah'ın ipi her an yollanıyor. Ama sen uykunun derinliğinde, bu dünya hayatının sanal çerçevesi içerisinde bir zan dünyasında eğer kendini kaybedip gidiyorsan işte o zaman uyanmakta zorluk çekiyorsun. Bilelim ki etrafımızdaki her insan, her varlık bizim hayrımıza, faydamıza çalışmak için görevlendirdiklerimiz ve kendi mıknatısiyetimizle çekim alanımıza çektiklerimiz. Bu anlattıklarım, bu çekim alanı hani teorileri bilmem ne değil. Oralarda özellikle bazı konular doğru aktarılmamıştır. Sizin yine bu konuları başaramamanız için. Bakın. Çekim yasası vardır. Fakat çekim yasası denilen sistem hem empati, hem sempati, hem antipati, hem sevgi yasalarını da içerir. Tek başına değildir. Aynı zamanda itim yasası da vardır. Öyleyse bunları komple bir şekilde altlardığımız bir sürü videolarımız var. Bunları iyi anlayarak bakın. Ve şu vardır ki eğer bu dünyada her birimiz onun halifesi olarak, vekil olarak bulunuyorsak, öyleyse kendi hayatımızı ve kendi kaderimizi yaratma yetkisine sahibiz. Sadece kendimizin. Başkaları için de kader siparişleri verenleriniz vardır. Geçmişte yapmışlığım ve bu konuda kulağa çekilmişliğim de vardır. O zaman bunun yükünü taşırsınız. Onun için başkalarına kader yaratmaktan uzak, kendi hayatımızın, kendi kaderimizin efendisi olabilecek şekilde kendimizi mutlu hissedebileceğimiz, bize huzur veren siparişler verebilme hakkımız vardır. Büyük ihtimalle Aralık ayı içerisinde bir tane zaten hayatı okumayla ilgili bir çalışma başlatacağız. Bununla ilgili size bilgiler gelecek. Bununla ilgili özel bir kurs yapacağım. Hayatı, kendini, anı okumayla ilgili böyle bir hafta sonu programı yapacağız. Ee, Aralık ayının ne zamansa e, böyle bir etkinliğimiz olacak. Hatta bir kısım, bilmiyorum o zamanki bu e, etkiler azalırsa, pandemiyle ilgili etkiler biraz azalırsa... ...aynı anda birkaç yüz kişiyi e, ağırlayacağımız bir mekanda yapmak istiyorum... Ee, kalan kişilerin de online olarak katılacağı bir eğitim çalışması olacak bu inşallah dediğim gibi sizler siparişlerini verin çünkü şunu görüyorum hayatı doğru okumayı bilen zaten bu dediklerimizin hepsi tıkır 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 yerlerine oturuyor fakat harfleri bilmeyen hayatı okumakta zorlanan bazı arkadaşlar bazı bilgileri yerlerine koyamıyorlar hatta özellikle de şunu diyorum yani bazen danışmanlık yapmaya gittiğim şirketler, bireysel e, veya da kurumsal yerlerde şunu görüyorum. Yani eğer kaderin kodunu, güzellik tohumu kitabını okumamışsa, videoları izleyip de ortak bir dil oluşturmamışsa, yani onlara ekstradan bir sürü zaman çeşitli konular anlatıyorum. Onun için diyorum ki önce bunları yapın, bu kitapları okuyun, ondan sonra kendinizi hazırlayın, öyle gelin ki ben bir cümle söyleyeceğime tık 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 siz anlayın, ve o kadar bu sefer güzel çözümlemeler meydana geliyor ki... ...ama öteki türlü ben önce alfabeyi anlatıyorum. Bak bu A'dır, A'dan sonra B gelir, B'den sonra C gelir. Bu sefer çalışma uzuyor ki... E, ...benim e, buradaki özellikleki prensiplerimden bir tanesi... ...ya bir çalışmada ya da maksimum üç çalışmada... ...o konuyu çözelim ve temizleyelim. Çünkü ancak zaten e, zaman bunlara belki yeterli. Zamanınızı sizler de iyi kullanın, iyi değerlendirin. Biliyorsunuz ki bu dünyadaki en kıymetli şeylerimizden bir tanesi. Şimdi dedik ya arkadaşlar, birçoğunuz vaktinden önce çiçek açmak istiyor. Vaktinden önce çiçek açılmaz. Açan da solar gider. Onun için hayatın bir ritmi var ve bu ritmiyle gelişin, büyün, ve bilin ki siz emin oldukça daha çok desteklenip daha da güçlü bir şekilde ilerleyeceksiniz. Eğer sistemden şüphe duyarsanız, bakın burası çok önemli. Şüphe ne? Şeytandan. Sistemden, Allah'ın varlığı ve birliğinden, onun koruması ve muhafazası altında olduğundan şüphe eden bunu doğal olarak olumsuz bir şekilde yaşayacağı olan olaylarla meydana geliyor. Özellikle bu manevi alanda bağ kuramayanlar ölüm ötesinde de bir teşebbüşün bir karmaşanın içerisine geçmiş oluyorlar. Çünkü ona göre beden bitti, hayat bitti. E devam ediyor beden orada. Ne yapacak? Haydi bakalım şimdi bütün sistem yıkıldı. İşte oralardaki karmaşalar için hani ölüm ötesine inanç diye geçmiş ama zaten aklı yerinde bir insan araştırdığında şunu görüyor ki ölüme yakın o kadar çok deneyim var ki hani benim kendi deneyimlerim bir sürü bir sürü insanlarla çalışmalarım onların işte diyelim ki aktardıkları ölüm ötesinden hiçbir şüpheniz olmasın. Aslında ölüm demek onun için bir doğum demek diyorum. Ölümü anlamanız ve ölümle barışmamız çok önemli. Ölümle barışan için bu dünyada korku yok. En fazla bedenini terk edersin. O da zaten vakti geldiğin için. E tamam da bak dünyada şunlar olacakmış. Amerika'da bunlar olacakmış. Bunlar olursa dünyada şunlar olacak. E tamam. Sen sen kendi yaratımına bak. Kendi siparişine bak. Ne diyoruz? sen korunursun. Ama koruma dilersen korunacaksın. Hatta bir kişi için bazen koca bir ülke korunur. Onun için öncelikle yaşadığımız ülke ya da işte şu anda seriden dostlarımızın, arkadaşlarımızın niyetleri böyle olmalı. Bakın. Bazen insanlar şöyle zannediyor. Hani bir şey cilikten uzak durun diyoruz ya Şimdi çünkü cilik yani işte ee, adına ne derseniz o yanına ci koyarak, izim koyarak koyduğunuz şeyler algı operasyonlarıyla birçoğunuzun kafasında farklı yerlere koyuldu. Onun için oraya bunun sevgisi diye koyun. Neyse onun adı. Ben şuncuyum değil. Ben bunun yani belki... E, talep edeneyim. Bu yolda şu anda yürüyorum ama... ...her an o yolu başka bir hale getirebilirim. An içerisinde... ...arkadaşlar... ...her türlü bilgi ve sistem değişebilir. Gördüğün açılar değişebilir. Ama bu değişmesi demek... ...bazen evrilmesi demektir. Çiçek goncadır... ...açar kocaman böyle bir belki bazen lotus olur. Bazen işte diyelim ki müthiş güzel kokan bir hale gelir. Ama sen illa gonca olacak. Ben goncayı biliyorum. Gül demek budur diye diretirsen hayat seni ezebilir ve burada yorabilir. Şimdi gelelim Allah'ın rızası nasıl kazanılır? Değil mi? Yani bu sistem bütün bütünün hakkı senden nasıl razı olur ve nasıl razı olsun? Sen eğer bütünün bir parçasıysan ve bütünün bir parçası olarak senin kalbin yani şah damarından daha yakın bir yerden senle irtibattaysa, senle an beyan konuşuluyor, senden gelen veriler bütün aktarılıyorsa o zaman sen bu razılık makamının buradaki unsuru, ucu ve temsilcisisin. Kalbinin razı olacağı şeyleri yaptığında Allah senden razı olacaktır. Bakın. Peki senin ne yaptığında kalbin senden razı? Burada inançlardan bahsetmiyorum. Korkularından, endişelerinden, kotlamalarından da bahsetmiyorum. Bakın. Bunların hep öğrenmelerinden de bahsetmiyorum. Bunların hepsi sana dışarıdan verildi. İçeriden gelenden bahsediyorum. Yani yüreğinden sana gelen mesajlarından ve bu yüreğinden gelen mesajlarınla oluşan vicdan realitenden bahsediyorum. Vicdan realitenden bahsediyorum. Çünkü bu vicdan realitesi sen geliştikçe çoğalacak ve büyüyecek. Ve onun için razılığının kapsamı genişleyecek. Ama bugünkü razılığının kapsamı senin vicdanın kadar. Ama bu bir sınır değil. Her birimizin algısı idrak boyutu kadar bir vicdan alanımız var. Ama tabii ki diyelim ki Hazreti Hızır'la Hazreti Musa'nın vicdan anlayışları bambaşka. Ama ikisi de sende var. Yani senin Musa tarafında var, Hızır tarafında var. Şimdi... Ne kadar şuur hızın yüksekse görüp algılayabileceklerin o kadar yüksek ya da ne kadar sıradan daha maddi, daha dünyevi, daha şerri sistemlerle algılama haddindeysen, seviyesindeysen o zaman o kadar olacak. Onun için her birimize bunlar hatırlatılmıştır. Her birimize bunlar verilmiştir. Burada öyleyse senin rızan önemli. Peki sen kendinden razı mısın? Hayattan razı mısın? Yaptıklarından razı mısın? Ürettiklerinden razı mısın? Tam da talep ettiklerimle buluşuyorum diyebiliyor musun? Bunun karşılığı hayat aynasında aynıyı aynı şekilde görüp kabul edebilmektir. Yani yarattıklarından hoşnut olabilmektir. İşte budur. Çünkü zaten hayatındaki tüm nesneleri, olayları seçen ve sipariş eden olarak bu gücün sahibisin. Peki sahibisin de bu, bu gücü sana bir de veren var. Bu gücü kullanmana da izin veren var. Bakın Şimdi hem bu kadar gücü ve yetkiyi verdik ama senin elinden de bunu aldık. Sen bu gücü kullanma hakkına, emanetine sahipsin. Yani emanetçi olarak sahipsin. Burası ince nokta. Eğer o benim diye yapanlar olursa da o gücün altında ezilmek, o iktidarların altında da kalmak durumunda kalırlar. Ki zaten dünyada da bunu birçok firavun hikayelerinde bize anlatmışlardır. Ama o firavun bile onun gücü ve yetkisini kullanarak o insanlara bir şey aktarıyor, veriyor ya da verilmesinin aracısı oluyor. Ama nerede ki firavunluk yapıyorsun, orada o gücü senden alıyor. Bir tane küçücük 24 saat ömrü olan sinek burnundan giriyor, kafanı duvara vura vura seni devre dışı bırakıyor. Yani bunun sembolü evet sen razı olacaksın buradan dolayı. Sadece bundan dolayı değil. Çünkü zihin insanı kendi çıkarları yönünde aldatabilir. Ama kalbin pusulasını açan için her zaman o doğru yeri gösteriyor. Yani nasıl ki pusula sürekli kuzeyi gösteriyor ama zihin bambaşka alanları gösterir çünkü onun görevi daldan dala konmak üzere bir sistem. Orası sana bir sürü alanı açıp gösterip fizibilitesini yapıp da aklınla kalbine sunacak olan yer. Bununla ilgili özellikle arkadaşlar Güzellik Tohumu'nun içerisinde, kitabın içerisinde duygu alanları gerçekten çok kıymetli böyle bir bilgi çerçevesi içinde aktarılmıştır. ki gelecekte bununla ilgili birçok bilim dalının da oradan esinlenerek duyguyu bu şekilde yorumlayacağını düşünüyorum. Bir duygu izinin, duygu barkodlarının nasıl oluştuğunun mekanizması orada aktarılıyor çünkü. Bakın. Ve biz oradaki duygumuzun, düşünce sistemimizin nasıl çalıştığını kavradığımızda kendimizle ilgili çok önemli bir anahtarımız oluyor. Yani bu beden arabasını nasıl çalıştıracağız? Fizik var, fizik bedenimiz var, duygumuz var, düşüncemiz var, ruhsallığımız var. Bunların anahtarları evet ayrı ayrı ama top topyekun birden çalışıyor. Hepsi bir bütün. Orada onun için o mekanizmaları iyi okuyun. Bağlantılarını güzel kurduğunuzda göreceksiniz ki bakın hayatınızı nasıl dönüştürebilmenin yetkisini alacaksınız. Bazı kişiler şunu söylüyor. Ben diyor bak şunları şunları çok iyi biliyorum. Bir sürü şu çalışmalara katıldım. Bilmem ne yaptım. Hayatımı dönüştüremiyorum. Anlayamadın. Gerçekten görmedin. Görmüş gibi yapıyorsun. Vallahi biliyorum diyor. Gel bakalım diyoruz. Bir tane cümle ortada yok. Zihin çünkü çok hızlı bir şekilde öğrendim, bildim zanlarını verir. Bir konuyu idrak ettiğin anda çözümü orada. Bakın net. İdrak ettiğimiz anda o alanla ilgili konu çözülüyor. Ama tabii ki bir sürü idrak edeceğimiz şeyler var. Anlamış gibi yapan taraflarınıza bir daha bakın. Çünkü idrak dediğimiz şey onun bir sürü elektrik bağlantılarıyla artık size müthiş bir şuur açıklığını da davet ediyor ve faydalandırıyor. Diğer türlü sizin anladığım, zannettiğiniz şey aslında sadece bir tarafını gördün. Bağlantılarını göremedin. Ve özellikle günümüz eğitiminin ki birçok bugün e, yüksek dereceli akademisyenler dahil olmak üzere, birçok bilim adamları, bilim insanları dahil olmak üzere, en önemli eksik arkadaşlar, gizlenmiş olan en önemli konu bağlantılandırma gücü eksikliği. Bilgileri bağlantılandırmayanlar yarım kalacaklar. Şimdi eskiden bize çocukken yine anlatırlardı. İşte Almanya derlerdi her şehirde işte bir şey üretiyor ve her bir insana da bir şey öğretiyor. Nasıl bir şey? İşte öteki sadece vida sıkıyor. Ötekisi bilmem neyi birbirine birleştiriyor. Rusya yine aynı şeyi yapıyor. Her şehirde bir bakıyorsun ki bir şeyin fabrikasını kurmuş. Ondan sonra hepsini bir yerde topluyor. Al bu ürün diyor. Neden bunu yapıyor? Bağlantılandırmasınlar diye. Bakın. Oysa ki bizim e, bir sanayi şeyine gidin, oto sanayine gidin yani bir motorcu ustası o motoru alır bir sürü şeyini tık 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 yapar. Türkiye'de böyle bir sürü makinacılar var, motorcular var. Yetenekli el sanatkarları var. O bütünü gören halle mutlaka yapın ve eğer beyninizin sadece bir köşesi, bir tarafı çok iyi çalışıyorsa mutlaka diğer tarafıyla ilgili çalışma yapın. Ki bu konuyla ilgili çok yakında hem çocuklarla ilgili hem yetişkinlerle ilgili sağ ve sol beyin çalışmaları ve ruhsal gelişim çalışmaları ile ilgili eğitimler başlatacağız. Ve göreceksiniz bu çalışmalarla beyninizin birçok taraflarını hızlandırabilmek, idrak ve şuur alanlarını geliştirebilme ile ilgili hem çocuklarımıza hem gençlerimize... Hem biz örnek olmak istiyoruz, hem de örnek olacak çeşitli insanları, dostlarımızı bu konuda yetiştirmek istiyoruz. İnşallah faydalı olalım. Hayallerimiz var ve o hayallerimizle fayda verdikçe onlardan da dua ve onların da belki yetiştireceklerinin bile hatta güzel çeşmeleri olalım istiyoruz. Ve oralardan her su içen dua etsin bedenli ve bedensiz taraflarımıza onlarda şifa olsun istiyoruz. Şimdi tabii biraz soru yapalım mı? Zaman Evet, biraz soru yapalım. Ben böyle gidiyorum. Sizlerden gelen soruları biraz cevaplandırayım. Dengeye geldiğimizi düşünürken karşılaştığımız olaylar dengemizi bozuyorsa henüz dengeye gelmemiş miyizdir? Yoksa dengede olayım dedikçe sınava mı tabi tutuluyordur? Ee, biz dengeye geldik dedikçe diyor dengemizi bozan çeşitli olaylar geliyor ve bir bakıyoruz ki dengemiz bozuluyor. Ve e, bu da bizim dengesizliğimizin mi bir işareti deniliyor. Şimdi bu konuda özellikle e, çok önemli bir mekanizmayı anlatmıştım. Biraz daha açayım bunu. Belki izleyemeyen arkadaşlar varsa, tabii şimdi herhalde 300 tane falan video var. E, kimisi 15 saat, kimisi 1 saat, kimisi 10 dakika. E, herhalde bilmiyorum, aylarca seyretmek icap eder ama maşallah da iyi anlatmışız. E, şimdi arkadaşlar sistem her an dengede zaten. peki biz dengede olan bir şeyde niye dengelenelim? Şimdi sen hangi tarafta ve nasıl bir davranış içerisindeysen seni tamamlayıcı bir sistemin dengesi içindesin. Yani eşin, ailen, işin, mesleğinle hatta bir ülke çapında baktığında ülkenin komşularıyla sen bir dengedesin. Mesela biz ülke olarak dünyanın neresindeyiz diye coğrafya olarak baktığınız zaman timus bezini görürsünüz. İyi bir göz bunu görür. Timus bezi. Dünyanın epifizi neresi görürsün? Hangi ülkesi epifizidir? Hangi ülkesi midesidir? Hangi ülkesi karaciğeridir? Hangi ülkesi bağırsaklarıdır? Görürsünüz bakın. Sadece dünya haritasını şöyle çevirin. Yaptıkları işlere göre yani Bunlar mevcuttur. Bedenimize de, tesirleşmede de, enerjilerimize de, aile yapımıza da, ilişkilerimizde de bunların her bir tanesi ortak mekanizmalarla gider. Mesela her devirde dünyayı e, yönetici ülkeler ve devletler vardır. Değil mi? Yani şimdi A, bu olmasın diyeceğiniz bir şey yok. O olmasa başkası olacak. Boşluk doldurulur. Suyun içine nasıl bütün boşluklar bir denge için dolduruluyorsa bu hayatın içinde de denge prensibi gereği o boşluklar sürekli doldurulur. Önce mekanizmaya baktık. Şimdi sen herhangi bir konuda dedin ki ben çok pozitif bir insan olacağım. E ben gideceğim. Herkese bir şeyler vereceğim. Vermek pozitif. İşte herkese çok faydalı olacağım. Bu da pozitif. E o zaman çok çalışacağım. Çalışmak da pozitif. Bunları yapıyorsun. Fakat diyorsun ki negatif benim düşmanım. Ben negatife savaş açtım. Savaş açtığın neyse seni çok hızlı bir şekilde alt ediyor. Negatif ne mesela orada? Almak. Değil mi? Ben diyorsun almayacağım ve almayı reddediyorum. Verdin, verdin, verdin. Seni herhangi bir konunun açlığından öldürüyor. Fukaralığından öldürüyor. İster onun adına zamansızlık de, ister maneviyatsızlık de, ister ruhsuzluk de, ister parasızlık de, ister sağlıksızlık de. Neden? Sen almaya direndin ve almaya kapağını kapattın. Hayatta bu sefer sana herhangi bir konuda bir negatif verecek, seni yatay alacak. Diyelim ki sen aşırı şekilde sadece zihnini kullanıyorsun, aşırı beyin kullanıyorsun. Beyindeki aşırı hareketi, aşırı pozitifi durdurabilmek üzere oraya küçük bir kan patlası gelecek ki yavaşlatsın, durdursun ve negatife seni alsın. Şimdi öyleyse neyle tamamlanacağın? senin seçimin neyle tamamlanıp da dengeye geleceğin de senin seçimin öyleyse dengeleri, biz dengelendik dengeyi öğrendik şimdi bak dengemizi bozan olaylar geliyor diye zanneden kişiler aslında herhangi bir tarafçı olmuşlar o tarafa fazla meyletmişler bu hayat içerisinde zaten mükemmel bir denge var arkadaşlar. Matematik var. Her şey matematikle işliyor. Allah'ın kader sistemi ve planı dahil. Bakın. Bu dünyadaki bütün gördüğünüz işletim, yönetim sistemleri dahil ilahi matematiğin versiyonları ile işliyor. Şimdi. Öyleyse tesadüf yok. Tesadüf yoksa sipariş var. Sipariş varsa istek, talep ve niyetleriniz var. Bakın ne kadar basit anlatıyorum. Bunları kim yaptı? Sen yaptın. Eğer tesadüf diye bir şey olsa, o zaman bir saniyenin içerisinde bütün kainat yok olurdu. Bir şey tesadüfen, hesapsız ve kitapsız olsaydı. Ne ülke ve dünyanın yönetimi içerisinde ne kainatın ilahi ka e kanunlarla işleyiş sistemi içerisinde. Hatta ileriye doğru, geriye doğru, aşağı doğru, yukarıya doğru olan bütün küresel zamanlar dahil böyle işliyor. Aslında daha basit bir şekilde fraktal bir sistemle işliyor. Yani küçücük bir sistem sürekli kendini ...tekrar eden bir sistemle işliyor. Holografik olarak. Holografiyi biz ne kadar iyi anlarsak... ...fraktal sistemlerle buluşturduğumuzda... ...bu kainatın oluş mekanizmalarının sırlarına doğru da vakıf oluruz. Bu iki tane teknoloji, iki tane sistem içerisinde bunlar var. Özellikle e, matematik ve fizikle ilgili e, hobiler geliştirmek isteyenlerin... Fraktal düzen ve sistemlerle ilgili ve holografi ile ilgili çalışmalara yapmasına çok büyük fayda var. Bu konuda çok büyük eksikler var arkadaşlar. Bakın Hem bilimsel olarak hem bu konuda ilgili aktarımlar yapma ile ilgili çok büyük eksikler var ve emin olun dünyadaki birçok çok ileri diye gördüğünüz e, grupların en büyük çalışma sistemi fraktal düzendir geometrik ve işte diyelim ki o belli e, kutsal geometrilerin kullanıldığı sistemler tamamen bu fraktal düzenin parçaları olarak buradaki anlayışlarla buluşturularak birleştirilerek yapılmaktadır. İnşallah bu konularla ilgili yakında bir e, çalışma yapacağız, aktaracağız, aktarımlar yapacağız ama o kadar çok konu var ki. İşte şimdi birazcık da bu güncel durumlar var. Onun için güncellerden aralara böyle sizlere hem bir şeyler serpiştiriyorum. Şimdi tabii çok sorular şeylerden geliyorlar. İşte ne olacak bu virüslerin hali? E, görüyorsunuz normal gribe doğru gidecek. Yani dünyanın e, yeni işte inflansları, yeni işte bir sürü herpesleri, yeni işte diyelim ki e, farklı belki e, gripsel olaylar olarak artık e, devam edeceğimiz bir şey. Yani bunu böyle hemen bitecek edecek değildi Bunu en baştan da söyledik ama e, tedbirlerimizi önlemlerimizi güzel bir şekilde alacağız bağışıklık sistemlerimizi yüksek tutmaya özen göstereceğiz Ola ki yani küçük bile olsa burnunuzda bir akıntı, işte diyelim ki boğazınızda herhangi bir gıcık bilmem ne o anda ilk yapacağınız şey şekerli ürünleri kesmek olsun arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Hemen tuzlu sularla gargalarınızı yapın. Hiç en basit bir yol, yol ve yöntem olarak mutlaka ki işte diyelim ki doktorlarınıza, hekimlerinize bu konuda hemen danışın. Gereken e, önlemlerinizi, tedbirlerinizi alın. Soğuk algınlığı ile ilgili videomu izleyin. Moda virüslerle ilgili ee, videomu izle, izleyin Bu konularla ilgili özellikle e, Bazı aktarımlar yaptığımız çalışmalar var Çünkü biraz daha tabii ki Bu dönem içerisinde ülkemize ve dünyada Yoğunlaşma ihtimali yüksek görünüyor Bir taraftan e, Hani körlerin içinde şaşı bakacaksınız Ama bir taraftan da göreceksiniz Ve gördüğünüzden de Tedbirli olarak Uygulayacaksınız yeni soru mı artık Instagram'dan da alabiliriz birazdan. Almayalım mı? O anı Bitiyorum değiştirme niyetindeyken esinlenmeye açık olmak için niyetsiz bir şekilde nasıl niyet edebiliriz? Niyetsiz niyet yok. Niyetsiz bir niyet edebilme şansınız da yok. Çünkü geçmişin kapısını kapatmadığın için oradan rüzgar üfürürken gelecekle ilgili bir şey talep edemiyorsun. Neden arkaya dönüp baktın? Gözün arkada. Gözün hala annende, toprakta, maddede. Eski travmalarında, hala eski yargılarında, yargılamalarında. E tabii ki o zaman yeni bir şey talep edemiyorsun. Herhangi bir şeyi başarmak üzere içinden bir şevk gelmiyor. Şevklenemeyenler. Bakın. Aşkla bir işi yapamayanlar, geçmiş bağımlıları, bu dünyadan zevk ve tat almayanlar, buluşmak istemeyenler, yaradanla buluşma talebinde olun. Eğer aşkla iş yapacaksanız. Yaptığınız her işin yemek yemek, uyumak, buluşmak, sarılmak, kucaklaşmak, öpüşmek, dokunmak her şeyin içerisinde emin olun ki değilsen alamazsın. Neden alamıyorsun? Çünkü orada değilsin, burada değilsin. Neredesin? Geçmişte kaybolun duruyorsun. Birçok kişi geçmişe yaşadığı hallerle, durumlarla, vakalarla, travmalarla bir yerde hapsolmuş kalmış olabilir. Bu konuda Matrix filminin hani o tren biliyorsunuz hani kalıyor ya bir yerde. Değil mi? Hani bir türlü dönemiyor Neo. İşte orası. O filmler arkadaşlar bir sürü ilhamlarla yaptırıldı insanlara. Ve çeşitli e, beyinlerine DMT salgılatarak gelecek vizyonlarıyla kimilerine bazı bilgiler aktarılarak dünyada birçok film yaptırılıyor. Şimdi sistem hepimizi kullanır. Şu anda diyelim ki Ünal'ı kullanıyor başka bir yerde filmi kullanır. Başka bir yerde bir çöpçüyü, başka bir yerde bir kapıcıyı, başka bir yerde bir devlet başkanını kullanır. O anda cübbeyi verir, konuşturur. Çünkü talep eden vardır. O filmi izleyip de alacaklar vardır. Herhangi bir şeyi sakın tesadüfen boş yere yapılıyor zannetmeyin. Bakın. Fakat onları yapanlar yüksek ve üstün değil. Tabii ki onlara da teşekkür edip saygı duyacağız. Evet Ünal bir şey aktarılıyor saygı duyacağız. Ama sen talep ettiğin için aktarıyor. O film sen talep ettin diye var. Sensin kıymetli. Çünkü talep edensin. İsteyensin. Şu anda bunları duymayı talep ettiğin için aktarabiliyorum. Talep eden olmasa konuşamam bile. Bu yayını da yapamam. Bakın. Öyleyse her birimiz kendi bulunduğumuz yerden kendi merkezimizden kendimize teşekkür etmek, şükretmek durumundayız. İki sipariş vermişim. İyi ki buluşuyorum. İyi ki bunları dinlemeyi hak etmişim. Şükürler olsun bana. E çok şükür. Bir de aktaran var. Ona da teşekkür. Bir de aktarttıran var. Zaten bütün planı asıl yapan. Senin içine bunu izlemenin şevkini veren var. O isteği sana veren olmasa sen oturup bunu izleyemezsin. Niyet de edemezsin. O zaman önce geçmişin, eskinin, travmalarının kapısını kapat. Buraya gel. Buraya gelen burada buluşmayı dilesin. Buluşan olalım. Bir soru daha alalım. Sonra herhalde. Ayrımcılığın mesajı nedir? Ayrımcılığın mesajı nedir diye sormuş arkadaşımız. Bakın birçok kişi öteki der diğerlerine falanca ülkeden filanca insan falan ırk'tan falan din'den falan inanç'tan. Şimdi geçenlerde bir kampımız vardı. Seyrediyorum. Kaç ayrı dinden, kaç ayrı mezhepten insan aynı masada sohbet ediyor, muhabbet ediyor ve birbirlerine fikirler veriyor. Kucaklaşıyor. Orada oturan insanların belki çok daha büyük kendi ülkelerinin devlet başkanları, yöneticileri ya da işte diyelim ki din adamları yukarıda kavga dövüş halindeyken onlar orada kucaklaşıyor. Bütün insanlar aslında içeriden bu kucaklaşmayı hak ediyor. Dışarıda çeşitli siyasetler olabilir. Dışarının çeşitli oyunları olabilir. Oraların çeşitli gazları da olabilir. Sen burada kendini seviyorsan, kendinle barışıksan ne olursan ol gel dersin ve insanı içeride kucaklarsın. Sana fayda verecek olanı yakınını alırsın fayda vermeyecek olanı da uzağını alırsın. Bakın. Bunu seçimini yapma hakkın var tabii ki. Çünkü kimin ne şekilde nasıl kullanacağını da bilemezsin. Kalbine sor, titreşimlerine sor. Ne kadar yakını alıp almayacağının da ona göre kararını ver. Bazen ihtiyaç olur zarar vereceği de yakını alman icap edebilir. O zarardan öğreneceklerin vardır. Ders alacakların vardır, alırsın. Eğer dersini de aldıysan, bir daha zarar verecekleri yakını almazsın. Ama bazen de kimin neye hizmet edeceğini de kimse bilemeyebilir. Örneğin, Hazreti İsa'yı biliyorsunuz 13. Havari ispiyon yapıyor ve... İş koruyor galiba. Şimdi en son çarmıha kadar iş gidiyor. Şimdi acaba o ispiyon yapılıp da o Engizisyon Hazreti İsa'nın hayatına son vermeseydi Hristiyanlık bu kadar büyür büyüdü değil mi? Yani kim neye hizmet ediyor bazen bilinmez kötülük gibi yapılan bir şey de bazen hayır getirir. Ama tabii ki akılla gerekli önlemleri de almamız icap eder. Ee, onun için bu önümüzdeki dönem her biriniz ayaklarınızı yere sağlam basın. Allah'a güvenerek bakın. Bu güven çok önemli. Dışarılarda şunlar olabilir, rüzgarlar olabilir. Bazı yerlerde yumuşak, bazı yerlerde sert esebilir bunlarla ilgili yapacağınız imajinasyonlar her zaman ben iyiyle buluşurum. Ben iyi hak ediyorum. İyi beni bulur. İyilikler ve güzelliklerle buluşmayı dileyelim. Güzellikleri hayatımıza davet edelim. Güzellikler ifadelerimizle, duygularımızla bizlerden yansısın. Yüzümüzden gülücüklerle, tebessümlerle yayılsın. Ve bize dönüşü muhteşem olsun, güzelliklerle olsun, çoğalarak tatla tatlılıkla olsun. Şimdilik sevgilerimle hoşçakalın.